eğer Yugoslavya dağılmasaydı günümüzde muhtemelen dünyanın en güçlü futbol ülkelerinden biri olacaktı. Dinamo Zagreb Kızıl Yıldız arasında oynanan bir maçta polise atılan tekmenin ardından ülke iç savaşa sürüklendi ve 7 ayrı devlete bölündü. Peki bu tekmenin olayı neydi ve ülkeyi bölecek kadar sert miydi? Şimdi gelin Yugoslav futbol tarihini ülke siyaseti bağlamında ele alalım. Birinci Dünya Savaşı sona erdikten sonra bölgedeki 3 millet bir araya gelip Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı adına yeni bir yönetim kurdu. Bu krallık anayasal monarşi olacaktı ve siyasi partiler seçime girebilecekti. Tabi bölgenin etnik yapısı o kadar karmaşıktı ki birbiriyle aynı dili konuşmayan, aynı inanca ve ideolojiye sahip olmayan insanları bir arada tutmak güçtü. Hırvatlar ve Slovenler ayrılık istiyordu. Etnik unsurlar arasında sürekli çatışmalar oluyordu. Mecliste Karadağlı bir milletvekili Hırvat milletvekillerini öldürmüştü. Bütün bu olayları uzaktan izleyen Kral 1. Alexander 1929 yılında dayanamayıp anayasayı kaldırdı ve diktatörlük ilan etti. Başkenti Zagreb'den Belgrad'a taşıdı. Ülkenin adını Güney Slavları anlamına gelen Yugoslavya olarak değiştirdi. Bu kadarla da kalmadı, her türlü etnik, dinsel ve bölgesel siyasi partiyi kapattı. Böylece ülkedeki etnik unsurların hepsini tek bir potada eritmiş oldu. Bundan sonra ülkede sadece tek bir halk vardı, o da Yugoslav halkıydı. Ülkede iç savaş ve çatışmalar azaldı fakat 1929 yılındaki ekonomik buhranın etkileri 3 yıl sonra Yugoslavya'ya ulaşınca işler tersine döndü. Halk demokrasi talep etti. Hırvat-Sırp çekişmesi yeniden başladı. Hırvat milliyetçilerin faşizmden etkilenerek kurduğu Ustaşa isimli örgüt Sırplara saldırmaya başladı ve birçok insan öldürüldü. Yugoslavya 2. Dünya Savaşı'nda Almanya, İtalya, Arnavutluk ve Macarlar tarafından bölüştürüldü. Artık Yugoslavya topraklarında 3 farklı kuvvet vardı. Birincisi Almanların kurduğu kukla devlet Hırvatistan'dı. Devletin yönetimine Ustaşa getirildi ve Bosna-Hersek bu devlete bağlandı. Burada yaşayan Sırplar katledildi. İkinci grup krallık yanlısı milliyetçi Sırplardı ve Çetnik denilen direnişçilerden oluşuyordu. Sırbistan ve Sırpların da yoğunlukta bulunduğu Bosna'nın bir kısmını içine alan bir Sırp devleti kurmak istiyorlardı. Üçüncü grupsa Tito önderliğinde harekete geçen partizanlardı. Bu grupta her etnisiteden insanlar yer alıyordu. Partizanlar hem işgalcilere hem faşistlere hem de ayrılıkçılara savaş açtı. Halkın desteğini arkasına alıp gerilla tipi mücadele başlatan partizanların amacı Sırplar gibi küçük bir bölgeyi kurtarmak değil, bütün Yugoslavya'yı kurtarmaktı. Partizanlar Almanları, Çetnikleri ve Ustaşa'yı mağlup ettikten sonra krallığı sona erdirip Sosyalist Federal Yugoslavya'yı kurdu. Böylece Tito'nun uzun soluklu yönetimi başlamış oldu. Partizan Futbol Kulübü de bu yıllarda 1945'te kuruldu. Adı malum partizanlardan geliyor. Aynı yıl kurulan bir diğer kulüp ise Kızıl Yıldız. Bu arada Hırvatların güçlü kulübü Gradanski Zagreb'in ismi Sovyet bloğundaki futbol takımlarına görebileceğimiz biçimde Dinamo Zagreb olarak değiştirildi. Tito iki kutuplu dünyanın arasına sıkışan ülkesini ne doğuya ne batıya teslim etti. Ayrıca ülkedeki etnik grupların fazlalığından dolayı sosyalizme farklı bir yorum getirdi. Hatta bu yüzden Stalin tarafından revizyonistlikle ve komünizme ihanetle suçlandı. Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti'nin temel ilkesi hiçbir etnik grubun diğer üzerine hakimiyet kurmaması ve Yugoslav üst kimliğinin ön plana çıkarılmasıydı. Ülkedeki her etnik unsur kendi cumhuriyetlerine, yani Yugoslavya çatısı altında kendi federe devletlerine sahip oldu. Zaman içinde haklar genişletildi. Rock müzik dinlemek serbestti, sinema özgürdü. Goran Bregovic'e Emir Kusturica gibi önemli isimler yetişti. Tito da halk tarafından sevilen bir isim oldu. Bu yüzden kimi akademik çevreler Tito için diktatör olmayan diktatör ifadesini kullanıyor. Tito için iktisadi ve beşeri gelişmelerin dışında spor da önemli bir konuydu. Tito öyle bir temel attı ki günümüzde basketbol, futbol, tenis, su topu ve diğer branşlarda halen etkilerini gördüğümüz bir Yugoslavya ortaya çıktı. Yugoslavya sınırları içinde yaşayan farklı milletleri bir arada tutabilmek için takım sporları teşvik edildi. Böylece hepsinin tek bir yumruk gibi davranması sağlandı. Ayrıca genç sporcular aynı anda farklı sporlarla uğraşıyordu. Mesela hem basketbol hem jimnastikle uğraşan sporcular farklı branşlardan elde ettikleri kabiliyetleri sonradan tek bir spor dalında kullanınca daha başarılı oluyordu. Sporculara sağlık, barınma, gıda gibi birçok imkan ücretsiz sunuluyordu. Bir de sosyalizmin avantajı olarak spor sadece zenginlerin yapabileceği bir faaliyet değildi, ülkede herkese eşit sunuluyordu. Bu fırsat eşitliği sayesinde yetenekli isimler yok olup gitmedi ve birçok üst düzey sporcu yetişti. Yugoslav ekolu ve Yugoslav faulü kavramları da bu dönemlerde ortaya çıktı. Yani anlayacağınız ülkenin etnik yapısına yönelik uygulanan politikalar ülkede sporun gelişmesini sağladı. Peki futbolda işler nasıl ilerledi, biraz da ona bakalım. Yugoslavya eskiden beri futbolu seven bir ülkeydi. Tito iktidara gelmeden önce 1930 Dünya Kupası'na katıldılar ama oyuncuların tamamı Sırplardan oluşuyordu. Çünkü federasyon binası Zagreb'den Belgrad'a taşınmış ve Hırvat futbolcular bu kararı protesto ederek milli takımı boykot etmişti. Tito yönetimiyle birlikte olimpiyatlarda, Avrupa şampiyonalarında ve Dünya Kupalarında önemli başarılar elde ettiler. Kulüpler bazında da başarılar geldi. 1945'te halkın takımı Kızıl Yıldız ve ordunun takımı Partizan kuruldu. Hırvatların Dinamo Zagreb ve Hajduk Split'i de ülkedeki diğer güçlü kulüplerdi. Bu dört kulüp de başarılı işlere imza attı. Kızıl Yıldız için Şampiyonlar Ligi'nde Kupa Galipleri Kupası'nda ve UEFA'da yarı final ve çeyrek final oynamak sıradan bir olaydı. 1991 yılında da Şampiyonlar Ligi'ni kazanacaklardı. 1966'da Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Partizan, sonraki yıllarda Avrupa'da sürekli üst sıraları zorluyordu. Dinamo Zagreb Balkan Kupası'nı kazanırken Hajduk Split ise 70'lerde lige damgasını vuruyordu. Ülkede altyapıya ve tesisleşmeye önemli yatırımlar yapılıyordu. Disiplinli çalışma beraberinde başarıyı da getirdi.
Tabii bu başarıda ülkenin spora bakışının yanında 28 yaşın altındaki futbolcuların başka ülkelere transfer olmasının engellenmesi ve her takımda 25 yaş altı en az 3 futbolcu bulundurma zorunluluğunun da payı vardı. Tabii bu güzel günlerin bir sonu olacaktı. 1970'lerdeki petrol kriziyle birlikte birçok ülke ekonomik krize sürüklendi. Yugoslavya ekonomisi de bu durumdan etkilenmişti. Borç yükü artmıştı. Bu durum ülkedeki etnik unsurlar tarafından hoş karşılanmadı ve yönetime dair memnuniyetsizliklerini dile getirmeye başladılar. Tito'nun ölümüyle birlikte kırılgan yapı çatırdamaya başladı. Hırvatistan ve Slovenya ekonomik açıdan ülkenin en üretken bölgeleriydi fakat gelirlerini diğer bölgelerle paylaşıyorlardı. Bu durum Hırvatistan ve Slovenya topraklarında yaşayan insanlarda huzursuzluğa yol açıyordu ve sonrasında Yugoslavya genelinde etnik milliyetçilik kökenli ayaklanmalar baş gösterdi. Slovenler ve Hırvatlar Sırpları, Sırplar Boşnak ve Arnavutları, Arnavutlar Sırpları sevmiyordu. Tito zamanında bu sorunlar minimize edilmişti. Onun ölümüyle de sorunlar yaşanmaya başlandı. Ülkedeki fırsat eşitliği yerini etnik kayırmacılığa bıraktı. Düşmanlık tekrar patladı. Her bölgede insanlar birbirlerine saldırmaya başladı. Federal devletler bağımsızlık istiyordu. Ordunun ve polisin kontrolü ağırlıklı olarak Sırpların elindeydi. Hırvatistan'da ise Sırplar saldırıya uğruyordu. Ülkede bunlar yaşanırken 13 Mayıs 1990'da oynanan Dinamo Zagreb Kızıl Yıldız maçı bütün olayların üstüne tuz biber ekecekti. Kızıl Yıldız artık eskisi gibi halkın takımı değildi. Tribün lideri Sırp mafya lideri ve savaş suçlusu Arkan'dı. Deliye ismi verilen taraftar grubunun tamamı aşırı milliyetçi Sırplardan oluşuyordu ve her maç olay çıkarmalarıyla ünlülerdi. Arkan'ın liderliğinde 3000 Deliye üyesi Zagreb deplasmanına gitti. Tabii bu grubun amacı olay çıkarmaktı. Olaylara müdahale edecek polis kuvvetinden çekinmiyorlardı çünkü teşkilatın önemli kısmı Sırpların elindeydi. Arkan'ın da bunlarla arası oldukça iyiydi. Dinamo Zagreb'in taraftar grubu Bad Blue Boys ise en az Deliye kadar aşırı milliyetçiydi. Hırvatistan Federal Cumhuriyeti'nde başa gelen ve bağımsızlık hareketi başlatan aşırı milliyetçi Franjo Tuđman için şarkılar söylüyorlardı. Bu iki grubun bir araya gelmesi büyük olayların çıkması anlamına geliyordu. Taraftarlar sahaya girdi, polis sert müdahalede bulundu. Hırvat futbolcu Zvonimir Boban'ın polise attığı tekme ise Yugoslavya'da iç savaşın fitilini ateşledi. Bu tekme sadece polise atılmış bir tekme değildi. Yugoslavya'nın siyasi yapısına ve Sırp hegemonyasına atılmış bir tekmeydi. İşin ironik yanı ise tekmeyi yiyen polisin Sırp değil Boşnak kökenli olmasıydı. Olaylı maç sonrası Yugoslavya Futbol Ligi tatil edildi. Boban Hırvatistan'da kahraman ilan edildi. Attığı tekme ise ülkeyi bölen tekme olarak tarihe geçti. Bir ay sonra da Hırvatistan ve Slovenya bağımsızlığını ilan etti. Sonrasında ülkede iç savaş çıktı. Yugoslavya ülkedeki iç savaş gerekçe gösterilerek hem Euro 92'ye hem 1994 Dünya Kupası'na alınmadı. Katılsaydı benim tahminim en az yarı final oynayacaktı. Neden mi? Şimdi kadroya ve transfer oldukları kulüplere bakın. Sinisa Mihailović Roma, Lazio ve Inter forması giydi. Dejan Savicevic ve Boban Milan, Prosinecki Real Madrid ve Barcelona, Robert Yerni Juventus ve Real Madrid, Jugović Juventus Inter ve Monaco, Mijatović Real Madrid ve Fiorentina, Davor Šuker Sevilla Real Madrid ve Arsenal formaları giydi. Daha adını saymadığım bir sürü oyuncu var. Yugoslavya milli takım formasını giyen oyuncuların ülke dışına çıkmaları yasak olduğu için genç yetenekler büyük takımlara transfer olamıyordu. İç savaş çıkınca hepsi Avrupa'nın dev kulüplerine gitti. Yani bu kadronun uluslararası arenada zirve yarışına girmemesi tahmin edeceğiniz üzere imkansızdı. Yugoslavya parçalanınca birçok küçük devlet ortaya çıktı. Sırplar bir süre daha kendilerine Yugoslavya demeyi uygun gördü. Sonra isimlerini Sırbistan Karadağ ve en son Sırbistan olarak değiştirdiler. Bunlar Bosna Hersek, Hırvatistan, Makedonya, Kosova, Slovenya, Sırbistan ve Karadağ. Bu ülkelerin kendi aralarında yaptığı karşılaşmalar halen olaylı geçiyor. UEFA kimi karşılaşmaları yüksek riskli maç kategorisine alıyor. Maç öncesi ve sonrasında çıkan olaylarda taraftarlar birbirlerini yaralıyor. Birçok tutuklama yaşanıyor. Yugoslavya dağılsa da halen o topraklardan çatır çatır futbolcu yetişiyor. Peki geçmişte makine gibi işleyen Yugoslav futbolu yaşamaya devam etseydi ne olurdu? Muhtemelen Jan Oblak, Kolarov, Modric, Rakitic, Tadic, Mandzukic, Vlahovic ve Edin Džeko gibi yıldızları aynı milli takımda görecektik. Yine dünya futbolunda son 20 yıla damgasına vuran Yugoslavya jenerasyonuna şahit olacaktık. Aynı şeyler basketbol için de geçerli. Meraklısı zaten az çok nasıl bir takım çıkacağını tahmin ediyor. Bu arada YouTube'da Bir Zamanlar Kardeştiler belgeselini izlemenizi şiddete tavsiye ederim. Bütün bu anlattıklarımı basketbol perspektifinden görebilirsiniz. Yani gördüğünüz üzere Yugoslavya dağılmasaydı şu an hem futbol hem basketbol açısından bambaşka bir ülke izleyecektik. Boban'ın attığı tekme sonrası Yugoslavya bölünürken ülke futbolda geri dönülemez biçimde yara aldı. Bütün bu anlattıklarımın devamı niteliğinde olan Futbol Tarihinin En Tehlikeli Kulübü ve Başkanı isimli videomu da izlemenizi tavsiye ederim. Yine siyaset ve futbol ilişkisini ele aldığım Romanya futbolu ve Doğu Almanya'nın casus futbolcuları videolarında bu videoyla bağlantılı olarak izlemenizi tavsiye ediyorum. Ben Mr. Manager, bir sonraki videoda görüşmek üzere.